Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Tayvan va Hindiston chegarasi masalasida jiddiylashgan Xitoy jiddiy qurol sotib olishga boshladi. Amerika Avazı'nın 21 noyabrdaki haberde bildirilmişçe, bir vakitte Xitay Hindistan çegirası ve Tayvan boğazdaki ciddi vaziyetke düşkelgen Xitay tizlikte Rusya'dan tik uçar setivelişini karar kılgan. Haberde bildirilmişçe, Tayvan boğazının vaziyeti ciddiyleşip, Xitay Hindistan çegirasıdaki terikşiş küçeygerlik sebebiden Xitay Rusya'dan kank ölemde tik uçar setiv olgan. Bu tik uçarlar Tayvan boğazı, Çinxay, Tibet egizliki ve Cenubi Xitay denizi qatarlıq rayonlarga orunlaştırıldı gən. Rusya devlet ilgideki muhim sanayet karıxanısı bolğan Rusya Texniki Gorohi Öktabr'nin ahırda yıllık dökülat eylan kılıp, Xitay'nın bultur Rusya bilen toxtam imzalıqallıqını ve cami 121 transport ve hücumcı tik uçar ayroplan seti olğallıqını eylan kılgan. Rusya'nın asaslıq gezdi bolğan akbarat haberlerde aşkarılınışça, Mezkur tik uçar sodasının umumi sonması 2 milyard Amerika dolarından aşırıken. Bu Rusya bilen Xitay'nın yakınki yıllardan buyanki Su-35 küreşçi aeroplanı ve S-400 hava müdafiye başkurulduğun bombasının kiyinki en çok koral sodası hesaplandıken. Bildirilmişçe Xitay setip alğan 121 tane tik uçar aeroplanının bir kısmı birkaç xil koral elip yürüp kuruqlukta hücum kılış vazifesini icra kılalıydıken. Onundan başka Xitay yana 21 dana ansat yenik tipteki tik uçar aeroplan seti alğan. Bildirilmişçe Tayvan boğazının növetteki vaziyeti ciddi bulup, Xitay Hindistan çigrasıdaki tokunuş texamı keskinleşken. Şuna bu tik uçar sodisi alahide dikkat kozgağan. Bulup mu MI-171 tik uçar aeroplanının 14'üge Rusya'nın VK-2500 motoru işiltilgen. Bu motor Xitay Hindistan çigrasının aldın kısepide, Yaki Tayvan boğazı ve Cenubi Xitay denizde işletişki bab kilidiken. Xitay'nın tölem tölüşünü talep kılgan Amerikalıklar barğansırı köpeymekte. Amerika Avazı Toru'nun 21 noyabrdaki haberde bildirilmişçe, yakında teşkillengen bir ray sınaşta, texamı köp Amerikalıklar Xitay yer şaridiki Xitay virüsü yukumunun Amerika ve dünya cemaatçilikige elip gelgen gayet zor zini üçün tölem tölüşü gerek dep kargan. Xabarda qayd qilinishicha, bu hafta Amerika Xalq Rayini tekshirish shirkati Rasmussen tarafidan e'lon qilingan ray sinash natijasida 60% ziyorat qilinuvchi Xitoy hech bo'lmaganda Xitoy virusi keltirib chiqargan g'oyat zo'r o'lim va mol-mulkning ziyonining bir qismiga to'lam to'lishi kerak deb qargan. Bu shirkat 3-chi oyda o'xshash masalaga qarata tashkillagan tunji ray sinashda 42% kishi Xitoy ziyonni to'lishi kerak deb qargan. 7-yilning oxiridagi tekshirishda o'xshash fikrdagi kishilarning nisbati 53% ga o'rligan. Xitoy virusi yuqumining ig'ir zina orqasida Amerikada 12 milliondan ortiq odam yuqumlanib, 258 mingdan ortiq odam qaza qilgan zo'r turkumdagi fuqarolar issiz qolgan. Rasmussen shirkatining 15 va 16 noyabr kunlari Amerika mamlakat miqyosidagi tekshirishida ko'rsatilishicha, faqat 24% amerikalik Xitoy to'lam bermasligi kerak deb qarigan. Yana 16% kişi bu vaqtda ifoda bildirmagan. Washingtondagi Aql Ambari Kato tadqiqot markazining oliy tadqiqotchisi Doug Bandovning bildirishicha, Amerikadagi yuqumni kontrol qilishning kechikishi kishilarning Xitoyga bo'lgan noroziligining kun sayin kuchayishi va Xitoydan to'lam talab qilish fikrini keltirib chiqaradigan omillarning biri ekan. Yana bir omil bo'lsa, Trump va Biden saylov raqobati jarayonida Xitoyni tanqidlab, bir-birini Xitoyga qattiq qo'l bo'lmadi deb ayiblagan. Bu mu Amerikalıklarının Xitay'a karşı kayfiyatını küşeytken buluşu mümkün iken. Washington Aql Ambari Amerika Karıxana Ameyvi Siyaset Tetkikat Merkezinin Xalqara Kanun Mütexassisi Ivana Stratner bu axtı toxtulup, Xitay'nın yuqumunun dastlabki mezgilde sırtkı dünyaya vaxtıda haber vermegenlikini, kişilerinin Xitay'dan cevapkarlıq sürüştürüşünü pütünlüğe mülkerlikle buluduğalıqını. 2003 yılı Xitay'da tarqalgan SARS virüsü dümü, Xitay'nın kanun ve ahlaki cihati cevapkarlıqı tartılmağalıqını bildirgen. Sharq Turkistan'daki ösmürler Xitaylaştırış siyasının ziyan keştikliği uçurmaqda. Xitay'nın Sharq Turkistan'da ceza lagiri siyasını yürgüzüşü bilen milyonluğun sebi balılar ata anısından ayrılıp, karıqıçsız kalgan idi.
Bu ekvanı fırsat bilgen Xitay atalmış perişitler üye namıda nurgulgan balılar lagerini kurup, ata anısız kalgan ballarını yığıp, onlarının mınısını yiyip Xitaylaştırışka tırışmaqta. Bugün ictimai uçur vasıtır tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'nın məlum bir şehirdeki ballar lagerinin hoylisi de 4 yaştın 6 yaş kışı bolgan 50'ten artıq uyğur balının oxşaş formu kiygen halda orunduqlarda oltırgalıqı ve birdek Xitay bizning anımız, biz anımızın suyumuz, Xitayını suyumuz deb Xitaycı naqşa etibatkan körünüşü görüstülgen. Bundan burun tarqalgan uçurlarda mı balılar lagerlerde turbatkan uyğur perzentlerinin Xitaycı ögünüştün sırt Hepti diyene mahsus bir gün Komünist Partiyeni medhileydiğen, Xitay'a minnettarlık bildirdiğen partiyadın minnettar buluş namlıq derslerini mecburi ögün dağallıqı aşkarlanğan idi. Trump hükümeti Xitay'nın yeni 4 şirketini qarı tizimdeki kirgüzmekçi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Trump hükümeti Devlet Müdafiye Ministerliğinin qarı tizimdekige yeni 4 Xitay şirketini qoşmakçı bolğan. Xabarda qeyd qilinishicha Washington Amerikalik mablag' solg'uvchilarining mablag' selishini cheklash uchun 4 Xitoy shirkatini Xitoy armiyasi qo'llagan shirkatda bekitmoqchi bo'lgan bo'lib, bu qari tizimlikni kelar hafta e'lon qilishi mumkin ekan. Trump oldingi payshanba kuni ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaning mablag' solg'uvchilarini Xitoy armiyasi tomonidan egidorchilik qilingan yoki kontrol qilingan deb ko'rsatilgan 31 Xitoy shirkatiga mablag' selishini cheklagan. Ama bazı mütexessislerinin bildirişçe bu buyruğunun dairesi çeklik bolğaçka Trump'nın çekleş kararı bu Xitay şirketlerine iğir zərb birişi natayın iken. Onun üstüge bu şirketlerde Amerikalıklarının məbliği nahayeti az iken. Məlum buluşça Trump hükümeti bu kararını resmi makullasa Amerika karitizmindeki kürgüzgen Xitay Telegraf şirketi ve Xitay Köçmü Xəbərli şirketi qatarlı Xitay şirketlerinin sani 35'ki köpüydü iken. Kanada öktüçü rehberi hukuk tutsa Xitay'nın mecburi emgek mahsulatlarını çekleydiğanlıqını bildirdi. Kanada'daki en çok öktüçü partiye Konservatiflar Partisi'nin rehberi Erin O'Toole, eğer saylamda galibi kılıp kalsa Xitay'a katlık kol bulduğanlıqı, Amerika'ya okşaş Xitay'nın uyğur mecburi emgek mahsulatlarını çekleydiğanlıqını bildirdi. Reuters agentliğinin 20 noyabr haber kılışça, Erin O'Toole muhbirlerinin ziyaretini kubul kılganda Trudeau hükümetini tenkitlep, Trudeau hükümeti saylanğandan beri Xitay'a kademme kadem yol koyup ve saddılık kılıp geldi degen. Onun tekitlişçe o saylanıp kalsa Trudeau hükümetidek fakat soğudu üçün Kanada'nın bihaterlik menfaati, kımmet karışı ve iştifaktaşlarını kurban kılmaydıken. O yana Xitay'nın uyğur mecburi emgek mahsulatı hakkıda toxtulup, bunun da özünün Amerikini ülge alıdığanlıqını bildirdi. O bundaq siyaset mecburi emgek küçlerini işiltibatkan uğrullarına kadar tekşürüş elip berişini talep kıldığanlıqı, Kanadalıklarını bundaq emgek şaraiti de işlep çıkırılgan mahsulatlarını setivelişini xalaydı dəb qarımaydıqanlıqını bildirdi. Lekin Reuters'nin bildirişçe Başminister Trudeau 19 noyabr Asiya Tinç Okyan İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatının yıllık yığını münasibeti bilen ötküzülgən tor yığında söz kılıp, devletlerinin kişilik hukuk meselesi de meyli o Hong Kong, yaki Uyghur vaziyetiga alaqadar bo'lsin besim ishiltishi kerakligini ta'kidlagan. Amerika Kengash Palata a'zosi Chris Coons Beijingni mag'lub qiladigan o'rtaq siyosatni umid qildi. Qurilg'isi Biden hukumatining tashqi ishlar ministri nomzodlarining biri deb qaralayotgan Demokratik partiyadan kelib chiqqan Kengash Palata a'zosi Chris Coons 20 noyabr Reuters agentligining ziyoratini qabul qilib Xitay meselesi de Beijing'ni mağlup kıldığan ortak siyasetini ümit kıldığanlıqını bildirdi. Onun tekitleşçe Amerika Xitay bilen tokunuşup kılış ihtimallıqı tayarlı kılıp koyuşu gerekken. O bunun Amerika'nın dünya sahnesi de teximi aktif, ittifaktaşları bilen teximi zic hemkarlışı gerekliğinden direk bir edeğanlıqını bildirgen. Onun tekitleşçe Amerika dünyaya arız şikayet bilen yüzlenmesi ki belki başkalarını celep kıldığan bir yol görüstüşü gerekken. O Xi Jinping ve Xitay Kompartiyasının Amerika'nın atalmış zavallıqı yüz tutkallıqı ve onun sistemisinin buzulğallıqı işenç bağlıqallıqını bildirip, Amerika'nın zavallıqı yüz tutmağallıqı, onun hayati küçkü tolğan küçülük ve meselelerini hal kılış iktidarıgı igekkallıqını körüstüş bizgi bağlıq degen. Onun bildirişçe o Biden hükümetinin Amerika'nın qayerde ikkallıqı nəgi barıdıqallıqı, Amerika-Xitay münasibetlerde yumuşak yaki qattıq qol bolıdıqallıqını karar kılıştın burun, Devlet Meclisi bilen maslahatlaşishini kutdi ekan. O yana Xitayning raqib ikkanligini aniq ko'rib yetganligini bildirib,
Lekin şunun bilen bir vaqtda halkılık sahalarda Xitay bilen hemkarlaşalaydıgan buluşimiz kerak degan. Uganda'da kazılgan bir quduqqa Uyghur namı berildi. Sultan Fatih Cemiyeti Uganda'da yeniden kazgan su quduqqa Uyghur Türk quduqı deb nam bergen. Bildirilishicha quduq Uganda Cumhuriyetinin Naviganda Yesse Chagunda mahallesige kazılgan bolup, mahallede 700'ge yakın ahali yaşaydıken. Mahallenin içimlik suyu 1,5 kilometre yiraklıkta bolup, Sultan Fatih Cemiyeti ahallarının kıyıncılıkını hal kılış üçün bir quduq kazıp bergen ve onunla Uyghur Türk quduqı deb nam bergen. Quduqning teşigi yana Türkiye ve Şarkı Türkistan'ın bayrağı çaplangan. Ma'lum bo'lishicha Sultan Fatih Cemiyeti yana Uyghur Türk namida masjid bina qilgan bo'lib, bu masjid mu mazkur mahallaga eng yaqin ekan. Uganda Cumhuriyeti Afrika quruqligining sharqiga joylashgan. Fuqarolarining mutlaq ko'p qismi xristian bo'lib, musulmonlar taxminan 14% ni tashkil qiladi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen kaza kılganlar 141'e yetti. 20 noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Menisleri Fahrettin Koca Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanganlarının 5103'e yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Menisleri'nin bildirişçe Xitay virüsü yukumlandı deb guman kılıngan 156.642 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 5103 kişinin yukumlanganlığı bayıqılgan. Bir gün içinde yana 141 kişi kaza kılgan bulup Kesili iğir bimar 3990'a yetken. Türkiye'de Xitay virüsü yukumu başlangandan beri salametlikke eslige gelgeller cami 435273'ke, kaza kılgallar 13083'ke yetken. Fahrettin Koca bayanatı diyene biz yukumu karşı duruşta yenili çekilimlerini özlikimizin icra kılışımız gerek. Eğer hemimiz birlikte tedbir kullansak, özümüzge özümüz çekleme koysak, virüs bilen bolgan körüşümüz tekimi oğuşluk buludu digerlerini tekitledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeğe köptün köp rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.